Abdurrahman Dilipak Trump intihar etti Erdoğan adalet dedi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmaları bugün gazetelerin ilk sayfalarında bulacaksınız. Onun için ben genel bir değerlendirmede bulunacağım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylama yapılmıyor ama Trump'ın konuşmasını birkaç delege alkışlarken Erdoğan'ın konuşması çok daha fazla alkış aldı. Trump daha söze girerken söyledikleri gülüşmelere yol açtı. Trump her zaman olduğu gibi fincancı dükkanına giren fil gibi kaba, küstah, yalancı, meydan okuyan, tehditkar, tutarsız, dengesiz, cahil cesaretiyle kibirli Birleşmiş Milletler'in kurucusu, ev sahibi Amerika, Birleşmiş Milletler'e üyelik aidatlarını kıstı, daha önce UNESCO'dan çekilmişti. Şimdi Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Konseyi'nden ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekildiğini açıkladı. Göç anlaşmasına katılmıyoruz dedi. Oysa bu anlaşma 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın öncülük ettiği bir anlaşmaydı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmesi bir bakıma Amerika'nın intiharı anlamına geliyor. Trump Birleşmiş Milletler'deki konuşmasıyla Amerikan anayasasını çöpe atmakla kalmadı, özgürlük anıtını da dinamitledi. Halbuki Amerikan anayasasının temelinde insan hakları vardı ve Birleşmiş Milletler'in varlık temeli adalet ve insan haklarına dayandırılmıştı. Trump uluslararası ceza mahkemesini adil bulmadığını söyledi ama Güvenlik Konseyi'ndeki daimi temsilcilerin adil olup olmadığına değinmedi tabii. Trump Türkiye'den hiç söz etmedi. Dostlarına yardım etmeye devam edeceklerini söyledi. Öyle anlaşılıyor ki Amerika'nın bölgedeki dostları PKK, PYD ve FETÖ'ydü. Müttefik ve stratejik ortaklığı söz konusu olan Türkiye'ye ise parasıyla bile silah satmıyordu. Trump AB'den söz etmedi. Rusya ve İran'ı hedef aldı. OPEC'i hedef aldı. Körfez ülkelerine petrolü ucuzlatın dedi. Dün bu konuşmaların yapıldığı saatlerde dünyada gün dönümüydü. Bundan sonra geceler uzayacak gibi. Birleşmiş Milletler'de bu toplantının yapıldığı zaman Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılıydı. Bugün dünya daha güvensiz. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler dünyanın barış, refah ve güvenliğini sağlayamıyor. Güvenlik konseyi yetersiz kalıyor dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de konuşma dünya liderlerine en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti ve Birleşmiş Milletler'de reform çağrısı yaptı ve Suriye'de, Yemen'de savaşlara son veremeyişimize öfke yağıyor. Arakanlılar sefalet içinde sürgünde ve adalet istiyor dedi. Yani Erdoğan'ın reform çağrısı konusunda Genel Sekreter de aynı görüşü dile getirdi. Erdoğan konuşmasında dünyadaki ekonomik sosyal dengesizliklere ilişkin rakamlar verdi. Gelişmiş ve yoksul ülkeler arasındaki farka dikkat çekti. Filistin'e ve Kudüs'e dikkat çekti. Suriye'den gelen göç dalgası karşısında yalnız bırakıldıklarını anlattı herkes için adalet istedi. Barışın, refah ve güvenliğin buna bağlı olduğunu söyledi. Erdoğan konuşmasında FETÖ'ye özel ve önemli bir bölüm ayırdı. FETÖ, Amerika'dan 160 ülkeye terör ihraç etmektedir ve Amerika'nın 27 eyaletindeki okulları üzerinden Amerikan bütçesinden 763 milyon dolar yardım aldığını söyledi. Tabi resmen verilenleri örtülü ödenekler ve diğer şirketler üzerinden sağlanan paralar bu topluma dahil değil. Amerika Birleşmiş Milletler'le ilişkisini gevşetirken Türkiye Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılması gerektiğini savunuyor. Bunun içinde öncelik Güvenlik Konseyinin üye yapısı ve çalışma esasının yeniden düzenlenmesiyle ilgili. Bana kalırsa şimdi Erdoğan'ın doğu ile batının kuzey ile güneyin kesişme noktasında bulunan İstanbul'da Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılmasıyla ilgili üye ülkeler arasında bir danışma toplantısı düzenlemeli. Dünyanın kadim sıfır noktasında bu buluşma dünya 5'ten büyüktür mesajının altını dolduracaktır. Böyle bir adım Erdoğan'ın da dile getirdiği Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de desteklediği reform çalışması için güzel bir başlangıç olabilir. İlk toplantıya herkesin gelmesi beklenmeyecektir ama katılan ülkelerle bu konu müzakereye açılabilir ve bu anlamda medya, STK'lar ve siyasi örgütler nezdinde bu adım ciddi bir gündem oluşturabilir. Erdoğan Birleşmiş Milletler'de merkezinin İstanbul'da olacağı bir uluslararası gençlik örgütü kurulması çağrısını yaptı. Erdoğan'ın bir çağrısı daha vardı. 2019 yılı uluslararası yaşlılık yılı olacaktı ve çerçevede uluslararası yaşlılık ajansı Türkiye'de kurulacaktı. 10 Aralık'ta bu çerçevede bir uluslararası yaşlılık kurultayı yapılacaktı. Erdoğan Genel kurula katılan delegeleri bu kurultaya davet etti. Sonuç bugün dünya daha güvensiz. Amerika yönetimi hegemonik bir sarhoşluk içinde meydan okumaya devam ediyor. Amerika Suriye topraklarında PYD'yi tahkim etmeye devam ediyor. İsrail meydan okumasını sürdürüyor. İran İsrail Körfez ülkeleri arasındaki gerilim giderek artıyor. Görelim mevlam neyler. Bundan sonra olacakları yaşayarak göreceğiz. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit.